6 Mayıs 1937 tarihinde New Jersey'deki Lakehurst donanma hava üssünde tarihe Hindenburg felaketi olarak geçecek bir olay yaşandı. Yapılmış en büyük zeplin olma özelliğini taşıyan LZ-129 Hindenburg, hizmetinin ikinci yılında ilk Kuzey Amerika transatlantik seferini yapmak için 36 yolcu ve 61 mürettebat ile yola çıktı. Bu devasa Alman zeplini, ani dönüş yapmasının etkisiyle kopan iskeletinin, havada kalmasına yarayan hidrojen tanklarından birini delmesi ve statik kıvılcımlanma ile bir anda alev aldı. 2 dakikadan kısa sürede yere düştü. Gemide bulunan 36 yolcu ve 61 mürettebattan 13 yolcu ve 22 mürettebatın ölümünün yanı sıra zemin mürettebatından da bir kişi öldü. Olayı radyodan canlı aktaran Herbert Morrison'ın ağlamaklı sesi tarihe geçti. Yaşanan bu felaket, havadan daha hafif sloganı ile hava ulaşım aracı üreten Zeppelin endüstrisine son noktayı koydu.